İyi akşamlar sevgili hocalarım. Nasılsınız? İyisiniz mi? Merhaba Güle Hocam. Evet. Allah daha iyisin, iyilik versin. Eğer hazırsanız arkadaşlarım, bekletmeyeyim daha fazla sizleri. Şöyle bir deneme beraber çözelim. Siz de kendinizi ölçme fırsatı arkadaşlarım bulmuş olursunuz. Ses geliyor değil mi hocalarım? Hamdolsun. Ses ve görüntüde problem var mı canlar? Tamam. İnternetinizi isterseniz bir kontrol edin değerli hocam. Ondan sonra başlayalım hemen. Evet. Peki. Şöyle arkadaşlarım başlayalım. Evet. Hayırlı akşamlar Cansu Hocam. Hoş geldiniz sizlerden. Şöyle başlayalım. Yazılı hukuk sistemine geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruya dikkat edelim arkadaşlarım. Yazıyı kullanan ilk Türk devleti falan demiyor. Yazılı hukuk sistemine geçen ilk Türk devleti. Aslında soru şunu diyor arkadaşlarım. Töreyi yazılı hale getiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Töreyi yazılı hale getiren arkadaşlarım Türk Devleti biliyorsunuz ilk kez yerleşik hayata da geçen Türk Devleti olan kimdir? Uygurlardır değerli hocalarım. Göktürkler biliyorsunuz birinci Göktürk Devleti Bumin Kağan öncülüğünde arkadaşlarım kurulmuş. Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk Devleti olarak bileceğiz. Avarlara baktığımızda arkadaşlarım Avarlar hem Asya hem Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bunun yanında arkadaşlarım İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda Juan Juanlar olarak da arkadaşlarım tarihte bilinirler ve üzengiyi de arkadaşlarım ilk defa İskitler kullandı. Üzengiyi Avrupa'ya tanıtanlar ise Avarlar olarak karşımıza çıkar. Türk işler ise değerli hocalarım Emevilerle mücadele etmişlerdi. Maveraün Nehir bölgesinin yani Orta Asya'nın İslamlaşmasını engelleyen Türk devletiydi. Ve burada Türk işlerle ilgili Bagatarkan'ı unutmayacaktık. Bagatarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı olarak karşımıza çıkar. Peçenekler değerli hocalarım devlet kuramamışlar. Topluluk olarak kalmışlardır. Bunlar Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmış. Bunun yanında 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizans safından Büyük Selçuklu Devleti safına geçmişlerdir. Ve savaşın Selçuklular tarafından kazanılmasında etkili olmuşlar idi. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen gelişmelerden hangilerinde ya da göçebe yaşam tarzının etkisinden söz edilebilir. Şöyle altını çizelim. Göçebe yaşam tarzının etkisinden söz edilebilir. Sınıfsal farkların olmaması. Değerli hocalarım, göçebe bir yaşam olduğundan dolayı sınıfsal farklılıklar görülmez. Bu bir. İkincisi demiş ki mimarinin gelişmesi. Hayır. Genel itibariyle Uygurlara kadar arkadaşlarım mimari gelişmemiştir. Eğer şöyle deseydi öncülümüz mimaride gelişimin olmaması veya yavaş olması alabilirdik. Ama demiş ki gelişmesi olmaz. Askeri teşkilatta güçlü olmaları evet at üstünde olmaları onlara atiklik, çeviklik arkadaşlarım
kazandırmış bir yapı kazandırmış, bir karakter kazandırmış. Bunun yanında arkadaşlarım doğa koşullarına karşı onları dayanıklı hale getirmiştir. Ney? Göçebe yaşam tarzı. Cevabımız 1 ve 3. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da hüküm sürmüş Türk İslam Devleti değildir? Buyurun siz de cevaplarınızı arkadaşlarım yazabilirsiniz bu arada. Ben de sizin cevaplarınızı görmüş olayım. Şimdi ne demiş sorumuz? Mısır'da hüküm sürmüş Türk İslam Devleti değildir. Bakınız dikkat edelim. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinden değildir demiyor soru. Mısır'da hüküm sürmüş bir Türk İslam devleti değildir diyor. Arkadaşlarım burada Osmanlı kafanızı karıştırabilir. Osmanlı evet Mısır'da kurulmamıştır. Ancak Mısır'da hüküm sürmüş müdür? Elbette arkadaşlarım. 1516 Merci Davut, 1517 Ridaniye Savaşları neticesinde biliyorsunuz Mısır Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı himayesine girdi ta 19. yüzyıla kadar 1882'lere kadar Osmanlı himayesinde kalmış bir toprak parçasıydı. Eyyubiler, Akşitler, Tolunoğulları Mısır'da. Ancak arkadaşlarım Gazneliler nerede kurulmuştu? Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuş bir Türk İslam Devleti idi. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisiyle Anadolu Moğol istilasına açık hale gelmiştir diye bir sorumuz var değerli hocalarım. Hangisiyle açık hale gelmiştir? Şöyle arkadaşlarım hatırlarsınız derslerde hocalarımız anlatmıştır. Şöyle burada hangi devlet vardı? Anadolu Selçuklu Devleti vardı. Şu bölgelerde arkadaşlarım Harzemşah Devleti vardı. Ve şuralarda da arkadaşlarım Moğol Devleti vardı. Biliyorsunuz 1230 Anadolu Selçuklu Devleti ile arkadaşlarım Harzemşahlar arasında Yassıçemen Savaşı yapılmıştı. Ve bir yıl sonra da Moğollar tarafından Harzemşah Devleti ortadan kaldırılmıştı. İşte Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında tampon bir bölge oluşturuyordu. Bir nevi aslında Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğollara karşı korumuş oluyordu. Bu devletin ortadan kaldırılmasıyla Moğol sınırları şuralara kadar arkadaşlarım geldi. Ve zaten 12 yıl sonra yani 1243'te ne oldu? Köse Dağ Savaşı oldu. Moğol, İlhanlı Moğolları ile arkadaşlarım ve onlar da ne yaptı? Bu savaş neticesinde Anadolu'yu istila etmişler idi. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin genel özelliklerinden birisi değil? Bu soruyu arkadaşlarım sizin çözmenizi istiyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Buyurun. Evet hocalarım. Cevabını siz verin bu sorunun. Evet cevap gelmedi daha. Evet, şimdi tek tek bakalım isterseniz arkadaşlarım, tek tek beraber inceleyelim soruyu. Osmanlı Devleti'nin genel bir özelliği değildir diye sormuşuz. Devlette merkeziyetçi yapı egemendir. Evet, Türk İslam Devletleri içerisinde merkezi otoritesi en güçlü olan devlet arkadaşlarım Osmanlı Devleti'dir. Mısır fethiyle teokratik yapı arkadaşlarım ne olmuştur? Resmiyet kazanmıştır veya pekişmiştir diyebilirsiniz. Doğru. En geniş sınırlara ulaşan ve en uzun süre varlık gösteren Türk devletidir elbette arkadaşlarım. Balkanlarda ve Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuşlardır kesinlikle. Arkadaşlarım biz tarihten hep şöyle gördük değil mi?
Doğu'da en geniş sınırlara duraklama döneminde ulaşıldı. Doğru mu? Doğru, böyle gördük. Şimdi demiş ki Doğu'da en geniş sınırlara 17. yüzyılda ulaşmıştır. Bakalım Doğu'da en geniş sınırlara değerli hocalarım Ferhat Paşa Antlaşması'yla ulaşıldı mı? Elbette. Peki Ferhat Paşa Antlaşması arkadaşlarım 1590'da imzalandı mı? Evet. 1590 16. yüzyıl mı yapar? Evet hocalarım. İnce bir soru ama arkadaşlarım bizim ne yapmamız lazım? Bu inceliklere dikkat etmemiz lazım. Evet doğrudur. Genel itibariyle duraklama dönemi içerisinde anlatılır Ferhat Paşa Antlaşması ama burada ne demişiz 17. yüzyılda imzalanmıştır. 17. yüzyılda değil arkadaşlarım 16. yüzyılda imzalanmış bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri Seyfiye sınıfına mensuptur? Şimdi bakalım. Seyfiye sınıfı arkadaşlarım ne olarak bilinir? Ehli kılıç sınıfı mıdır? Evet. Peki bunlar hangi işle uğraşıyor? Bir askeri, iki idari arkadaşlarım. O zaman sınıflandıralım. Yeniçeri ağası askeri midir? Evet, o zaman Seyfiye. Defterdar yazışma arkadaşlarım kaydetme o zaman kalemiye bu olmaz. Kapudanı derya arkadaşlarım askeri sınıfta mıdır? Elbette. Nişancı ne olur arkadaşlarım kalemiye o zaman cevabım birinci öncül ve üçüncü öncül arkadaşlarım olacak. Peki hocam defterdar ile nişancı hangi sınıftadır? Defterdar ile nişancı arkadaşlarım kalemiye sınıfı olarak bileceğiz. Bu soruyu da sizler çözün. Buyurun arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde 31 Mart olayına hangileri destek vermiştir? Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakiciler, Serbestliği Gazetesi ve Avcı Taburları. Hangileri destek vermiştir değerli hocalarım? Buyurun cevap. Bekliyorum sizlerden. Evet, cevap gelmedi henüz herhalde ya da geldi ben mi görmedim? Evet. Peki bakalım cevap gelmedi. Arkadaşlarımız soruyu boş bırakacak herhalde. Şöyle arkadaşlarım 31 Mart vakası veya olayı ne olarak bilinir? Arkadaşlarım 31 Mart olayı genel itibariyle meşrutiyete karşı, ikinci meşrutiyete karşı bir tepki mahiyetindedir arkadaşlarım. Bu birincisi. İkincisi biz diyoruz ki değerli hocalarım bu 31 Mart olayını bastıran arkadaşlarım ve isyanını bastıran hareket ordusudur ki Mustafa Kemal burada tarih sahnesine çıkacak. İkincisi bu olay neticesinde Sultan II. Abdülhamit arkadaşlarım tahttan indirilmiştir. Şimdi baktığımızda bu olayın çıkmasında bir Ahrar Fırkası yani İttihat ve Terakicilere muhalif konumda olan Ahrar Fırkası desteklemiştir. İki, İttihat ve Terakki desteklemiş olamaz. Zaten İttihat ve Terakiciler 1878'lerden ve Genç Osmanlılar o dönemin adıyla 1908'lere kadar meşrutiyetin tekrar ilan edilmesi için mücadele etmişler. Dolayısıyla arkadaşlarım İttihat ve Terakiciler bu anlamda olamaz. O zaman ikili öncüllerimizi elersek zaten cevap çıkıyor mu hocalarım? Çıkar. İşte sınavda da bunu yapın bazen. Serbestli gazetesi arkadaşlarım destekler. Avcı taburları destekler. Tamam hocalarım. Dikkat edelim. Bazen ÖSYM şıklarına da bakarsanız mesela bu İptal edilen sınavda dikkatimi çekti mesela.
Orada da mesela bir iki soruda dikkatimi çekti. Yani bir şıkkı doğru şıkkı elediğinde zaten cevap çıkıyordu. Çok zorlayıcı şıklar değildi. O yüzden dikkat edin. İttihat ve Terakkiciler, tekrar ediyorum, meşrutiyetin ilan edilmesi için zaten mücadele ettiler. 31 Mart olayı meşrutiyet ilan rejime karşı mıdır? Elbette. O zaman İttihat ve Terakkiciler bunu desteklemiş olamaz. Aşağıda verilen hangi gizli anlaşma ile İtalya ittifak bloğundan İtilaf bloğuna geçmiş? Yani arkadaşlarım, taraf değiştirmiştir diye bir sorumuz var. Arkadaşlarım, İtalya 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlettir. Hangi antlaşmayla arkadaşlarım? Londra antlaşmasıyla, gizli antlaşmasıyla ittifak bloğundan arkadaşlarım İtilaf bloğuna, anlaşma devletlerinin yanına arkadaşlarım geçmiştir. Tabii ona Anadolu'dan, oradan buradan ne vaat edildi? Toprak vaat edildi de öyle arkadaşlarım ne yaptı? Yer değiştirdi. Misak-ı Milli'de hangilerinde halk oylamasının yapılması öngörülmüştür? Arkadaşlarım, Misak-ı Milli'ye baktığımız zaman 1. Batı Trakya'da halk oylamaz. 2. Elveyi Selase, yani Kars, yani Ardahan, yani Batum'da, bunun yanında arkadaşlarım Arap memleketlerinde gerekli görüldüğü takdirde halk oylaması yapılmalıdır kararı alınmıştır. Doğu Trakya olamaz. Doğu Trakya değil, Batı Trakya'da halk oylaması, Ardahan, Batum ve Arap memleketlerinde halk oylamasının yapılma kararı alınmış idi. Özellikle ÖSYM Doğu Batı Trakya'yı çok kullanır şıklarda, ona dikkat edin canlar. Mustafa Kemal'in doğrudan çağrısı üzerine toplanan ve temsil heyeti üye sayısının arttırıldığı, aynı zamanda İrade-i Milliye gazetesinin çıkarıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocalarım, Sivas Kongresi'nin toplanma kararı biliyorsunuz nerede alınmıştı? Amasya Genelgesi'nde. Doğrusuyla doğrudan Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine kabul edilir. ÖSYM de böyle kabul eder. Arkadaşlarım, İrade-i Milliye Gazetesi nerede çıkarıldı? İrade-i Milliye Gazetesi de Sivas Kongresi'nde arkadaşlarım çıkarılmıştır. Erzurum Kongresi'ne dikkat edin. Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'nden sonra biliyorsunuz askerlik mesleğinden istifa edip Sine-i Millet'e çekildiği, yaptığı ilk sivil çalışmadır. Ve tarih bu kongremizi ender bir eser olarak kaydedecektir sözü de Erzurum Kongresi için arkadaşlarım söylenmiş idi. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda askeri olarak kaybettiği, ancak toprak kazanıp sınırlarını genişlettiği ve Tehcir Kanunu'nun çıkarıldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz arkadaşlarım, 1. Dünya Savaşı'nda zaferle sonuçlanan tek cephe hangisidir? Çanakkale cephesidir. Osmanlı Devleti'nin askeri olarak yenilip ancak toprak kazandığı arkadaşlarım cephe Kafkasya cephesidir. Ve burada biliyorsunuz zorunlu göç kanunu, tehcir kanunu arkadaşlarım bu cephede çıkarılmış idi. Burada biz paşa olarak kimi görüyoruz? Arkadaşlarım, Kafkas cephesinde biliyorsunuz Ruslara karşı mücadele edildi. Ve biz burada arkadaşlarım kimi görüyoruz? Enver Paşa'yı görüyoruz. Vilayet-i Selase ya da Elviye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum ilk kez hangi antlaşmayla sınırlarımızın dışında kalmıştır? Yani biz Kars, Ardahan, Batum'u ilk defa hangi anlaşma neticesinde kaybetmişiz? Arkadaşlarım, Kars, Ardahan ve Batum, bunun yanında Sırbistan, Karadağ, Romanya 1878 Berlin Antlaşması'yla kaybedilmiştir. Tekrar ediyorum. Sırbistan, Karadağ ve Romanya arkadaşlarım Berlin Antlaşması'yla elimizden çıkmış idi. Yukarıda verilenlerden hangileri 1. Balkan Savaşı sonucunda kaybedilmiştir? Arkadaşlarım, şifremiz neydi? Şifremiz şöyle. Yani Batı Trakya,
Yani Arnavutluk. Bu arada arkadaşlarım, Arnavutluk bağımsız olan son Balkan ülkesi. Yani Doğu Trakya, yani Ege Adaları, yani Makedonya arkadaşlarım, Birinci Balkan Savaşı neticesinde elimizden çıkmıştı. O yüzden cevabımız ne olacak? Cevabımız 1, 2 ve 3. Biliyorsunuz Arnavutluğun elden çıkmasıyla 1, ümmetçilik, İslamcılık fikir akımı, 2, arkadaşlarım, Osmanlıcılık fikir akımının aslında zayıfladığını da ortaya koyar. Bu sorular kitapta, yani olan da var, olmayan da var Razi Hocam. Artı bu bir deneme olduğu için, ama çoğu kitapta yok. Rica ederim. Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat biz bunu şimdilik erteliyoruz. Çünkü hazırlıklarımız henüz tamamlanmadı. Yarım hazırlıkla taarruza geçmek hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaştan sonra söylemiştir? Evet, ne dersiniz hocalarım? Şimdi benim ıskalamamam gereken yer şu. Bu sözü hangi savaştan sonra söylemiştir değerli hocalarım? Şimdi mantığımız şu olacak. Burada Mustafa Kemal diyor ki evet biz taarruz edeceğiz. Ama şimdilik erteliyoruz. Niye? Taarruz hazırlıklarını tamamlamamız lazım. Bu hangi savaştan sonra taarruza geçtik? Sakarya Savaşı'ndan sonra hocam. Değerli hocalarım, Hatice hocam. Kütahya Eskişehir bir yenilgidir, bir savunma savaşıdır. Sakarya'da bir savunma savaşıdır, son savunma savaşıdır. Soru diyor ki hangi savaştan sonra söylenmiş? Sakarya'dan sonra hangi savaş geliyor? Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Eğer hangi savaştan önce deseydi, hocam Büyük Taarruz'dan önce. Hangisinden sonra dediği için Sakarya'dan sonra. Dikkat edelim canlar. Lozan'da yapılan görüşmelerde konulardan hangileri Misak-ı Milli'ye aykırı olarak çözülmüştür? Ne dersiniz bu soruya? Dersiniz hocalarım bu soruya? Evet, diğer arkadaşlarımız da fikir beyan edebilirler isterlerse tabii. Evet. Hangisi Misak-ı Milli'ye aykırı olarak çözülmüştür? Şimdi değerli hocalarım, değerli hocalarım. Evet. Burada arkadaşlarım ne demişsiniz? Batman demişler, Diyarbakır demişler. Evet, burada arkadaşlarım şıkları, daha doğrusu öncülleri benim de şimdi dikkatimi çekti arkadaşlarım. Soru şöyle olacak, uygun olarak çözülmüştür olacak arkadaşlarım. Bir kere hocalarım, Musul sorunu zaten ne oldu? Çözülemedi zaten Musul hocalarım. Boğazlar sorunu, daha doğrusu Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Dolayısıyla bu bizim lehimize değil, aleyhimize bir gelişme. Şöyle diyelim, aleyhte. Burada arkadaşlarım kapitülasyonlar istediğimiz şekilde çözülmüştür. Dolayısıyla şurada soru Misak-ı Milli'ye uygun olacak hocalarım. Anlaştık, tekrar ediyorum. Musul sorunu zaten çözülemedi hocalarım. Boğazlar çözüldü ama aleyhimizde. Niye? Dediler ki başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Başkanın Türk olması çok bir şey değiştirmez. Egemenlik hakkımız zedeleyici bir maddedir hocalarım. Burada kapitülasyonların kaldırılması uygun bir gelişmedir. Yukarıdakilerden hangileri 1. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında yer alır? Şimdi Hıyanet-i Vataniye Kanunu arkadaşlarım alınan bir önlemdir.
Takriri sükun kanunu arkadaşlarım birinci TBMM değil ikinci TBMM dönemi gelişmesidir. Dolayısıyla arkadaşlarım zaten iki olan öncüllerimiz ne olur gider. İstiklal mahkemelerinin kurulması yine ayaklanmalara karşı alınan bir önlem olarak karşımıza çıkar. Takriri sükun tekrar ediyorum. Birinci TBMM dönemi değil ikinci TBMM dönemi olarak karşımıza çıkar. Türkiye yukarıdakilerden hangilerinin çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur veya hangilerinin çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurulmuştur arkadaşlarım? Bakınız. Nüfus mübadelesi sorunu var. Kimlerle yaşadık nüfus mübadelesi sorunu arkadaşlarım? Yunanistan'la yaşadık. Zaten burada arkadaşlarım ne olmadı? Milletler Cemiyeti işin içinden çıkamadı. Sorun çözülemedi. Yabancı okulları biz kiminle yaşadık? Fransa ile yaşadığımız bir hadise ve biz bunu bir iç meselemiz olarak kabul ettik ve Fransa'nın bunu Milletler Cemiyeti'ne götürmesini arkadaşlarım kabul etmedik. Dolayısıyla hatta yabancı okul hadisesi Lozan'dan sonra dış politikadaki ilk siyasi başarı olarak da kabul edilebilir. Hatay sorunu yine biliyorsunuz Fransa ile yaşanılan bir problem ve bunlar da Milletler Cemiyeti'ne arkadaşlarım gidildi, lehimizde karar verildi. Yabancı okullar tekrar ediyorum iç sorun olarak, iç mesele olarak kabul ettik ve bunun arkadaşlarım Milletler Cemiyeti'ne götürülmesini kabul etmemişiz. Ama nüfus mübadelesi, Hatay sorunu, Musul sorunu, Boğazlar sorunu gibi sorunlar Milletler Cemiyeti'ne gitmiş idi. Yukarıdakilerden hangileri Lozan'dan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle Türkiye'nin istediği şekilde Türkiye'nin lehine arkadaşlarım lehine çözülen sorunlar arasında yer alır? Evet. Şimdi arkadaşlarım Boğazlar meselesi var. Doğru mu? Boğazlar meselesi arkadaşlarım Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan'da kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırıldı ve Boğazlara dair tüm yetkiler Türkiye arkadaşlarım verilmiştir. İkincisi Musul arkadaşlarım zaten biliyorsunuz Lozan'da çözülemeyen bir hadiseydi ve daha sonra ikili ilişkilere bırakıldı ki bu sorun da 1926 Ankara Antlaşması ile çözüldü. Kiminle yapıldı? İngiltere ile yapıldı. Misak-ı Milli'den taviz olarak arkadaşlarım Musul'u verdik. Hatay meselesi de arkadaşlarım bizim lehimizde ne oldu? Çözüldü. Cevabımız 1 ve 3. Çıkmış bir sınav sorusuydu. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir değerli hocalarım? Buyurun cevaplandırmak isterseniz. Evet. Şimdi baktığımızda bakalım Tevhid-i Tedrisat değerli hocalarım 1924, Harf İnkılabı 1928, Cumhuriyetin ilanı 1923. O zaman ne olacak hocalarım? O zaman 3 olacak, 1 olacak ve arkadaşlarım 2 olacak. Yani şöyle. ÖSYM soruyor bazen bu tarz sorular. Buna da arkadaşlarım dikkat edelim. Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların toprak taleplerinde bulunmalarında ve çeşitli örgütler kurmalarında etkili olan hadiselerdir? Şimdi değerli hocalarım, Wilson ilkelerinde ne diyordu? Her millet, her ulus çoğunlukta bulunduğu bölgede kendi egemenlik hakkı verilmelidir diye bir madde vardı. Değerli hocalarım, Bristol raporu Batı Anadolu'da Türklerin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir. Bizim lehimizdedir. Harvard raporu arkadaşlarım Doğu Anadolu'da Türklerin haklılığını ortaya koyan bir belgedir.
Dolayısıyla soru ne diyor? Azınlıklar diyor. Cevabımız 1. TBMM'de öğretimin birleştirilmesine, eğitim öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasallaşmıştır? Arkadaşlarım, Tevhidi Tedrisat ne zamandır? 3 Mart 1924. Aynı şekilde arkadaşlarım, biz aynı tarihli bir gelişmeye bakacağız. Hilafetin kaldırılması, halifeliğin kaldırılması da yine 3 Mart 1924 gelişmesidir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlarım Adana şıkkı. Güzel. Yukarıdakilerden yukarıdaki gelişmeler daha çok hangi ilkeyle ilintilidir? Kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj kanun kabulü, ki kabotaj kanunu Türk karasularında sadece denizcilikle ilgilidir. Türk karasularında sadece Türklerin yük ve taşıma yapabilmesini kapsar. Koruyucu gümrük yasasının çıkarılması direkt ne olur bunlar? Bağımsızlık, milliyetçilik olarak kabul edilir. Yukarıdakilerden hangileri İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumuna karşı Türkiye'nin aldığı önlemler arasında yer alır veya alınan önlemler arasında yer alır? Arkadaşlarım, Balkan Antantı Batı sınırı güvenliğinin sağlanması adına arkadaşlarım Atina'da imzalandı. Kimler katılmıştı? Tayyar katılmıştı. Yani Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya. Montreux Boğazlar Sözleşmesi zaten İtalya'nın, Almanya'nın sağa sola saldırması üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. Sadabat Paktı arkadaşlarım daha çok doğu sınırı güvenliğinin sağlanması adına arkadaşlarım Tahran'da imzalandı ve katılan devletlerde hangileriydi? İran, Afganistan, Türkiye ve Irak olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla cevabımız hepsi. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Pearl Harbor üssüne hava saldırısında bulunan devlet hangisidir arkadaşlarım? Biliyorsunuz ABD 2. Dünya Savaşı başladığında tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi arkadaşlarım savaşa müdahil olmadı. Ta 1941'lere kadar arkadaşlarım, Pearl Harbor baskınına kadar. Pearl Harbor baskınını arkadaşlarım gerçekleştiren devlet de unutmayın arkadaşlarım Japonya'dır. Isoroku Yamamoto arkadaşlarım. Komutan. Ve ABD bu gelişmeyle beraber 2. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. Türkiye 1945'te toplanan hangi konferans kararı neticesinde Almanya ve Japonya'ya arkadaşlarım savaş ilanında bulunmuştur? Arkadaşlarım 1945'te Yalta Konferansı toplandı ve Yalta Konferansı'nda şöyle bir karar alındı. Ne dediler? Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilmek adına ve olmak istiyorsanız mihver devletlere savaş ilan etmeniz lazım. Bu yüzden Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak adına ne yapmıştır hocalarım? Almanya ve Japonya savaş ilan etmiştir. Sakın ha NATO ile karıştırmayalım değerli hocalarım. Türkiye'nin Kore'ye asker gönderme sebebi NATO'ya üye olmak. Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etme sebebi ise hocalarım Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak. Bu karar nerede alınmıştır? Yalta Konferansı'nda alınmıştır. ABD ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım biliyorsunuz ABD ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayan, buzların bir nebze de olsa erimesini sağlayan gelişme hangisidir? Ping pong diplomasisidir. Mekik diplomasi arkadaşlarım Mısır ile İsrail arasında Camp David antlaşmasının arkadaşlarım sağlanması adına yapılan bir diplomasi girişimiydi. İran-Gata olayını zaten biliyorsunuz arkadaşlarım ABD'nin
Irak-İran Savaşı'nda İsrail üzerinden İran'a silah pazarladı ve bu skandalın ortaya çıkma hadisesidir biliyorsunuz. Bağımsız Devletler Topluluğu Rusya dağıldıktan sonra kuruldu alternatif olarak. Dayton Antlaşması da biliyorsunuz Bosna Savaşı'nı bitiren bir anlaşma idi diyoruz. Değerli hocalarım, umarım faydalı olmuştur. Bir başka tanıtım dersinde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım bir nebze de olsa sizlere katkı sağlamıştır. Herkese iyi akşamlar değerli hocalarım. Mete hocam teşekkür ederim. Eşlik ettiniz. Çok sağ olun. Eyvallah Selman hocam sağ olun. Selman hocam. Çok iyi. Evet. Bunlar arkadaşlarım zaten yükleyeceğim. Orada bir sıkıntımız olmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.